etrafımızda yaşadığımız, gördüğümüz, görmediğimiz birçok canlı türüyle biz yaşamımızı sürdürüyoruz aslında. Bilim insanları buna ortalama 40 bin canlı türü diyor. Bizim temas ettiğimiz sayısını bilebildiğimiz çok az canlı var. Oysa ki bilmediğimiz yerin altında ve havada bize temas eden bir sürü canlı var. Doğa işte bunlarla bir bütünlük hali, bütünlük sağlıyor. Bu koşullarla biz yaşamımızı sürdürüyoruz. Ne kadar güzel ve kıymetli bir gezegende yaşıyoruz. Siz merak ediyorsunuz değil mi? Gölge ve rüzgarı zaten biliyordunuz. Hazar ve Tuna da hayatımıza sonradan girdiler. Tuna ve Hazar ortalıkta yok şimdi. Merak edenler için ben de kampa indim. Yani dağ evinden 13-14 km mesafede daha düşük irtifada bir kamp yerimiz var bizim. Tuna hamileydi. Çocukları oldu şimdi, bebekleri oldu. O yüzden belli bir zamandır buradalar. Hem onları özledim hem de size onları göstermek istedim. Bugün kamptan başlayayım istedim. Ekiple birlikte buna karar verdik. Şimdi tabii ben de hava güzel olunca yine elime bir şeyler aldım. Bir ufak tefek işler var burada. Onları yürütürken size de hemen bir ıslık çalayım Hazar oralarda. Hazar gel! Gel oğlum! Şunun güzelliğine bak. Gel! 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 Gel buraya! Gel! Gel! Gel buraya gel! Gel içeri gir! Gel buraya! Yat şuraya! Yat! 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 Aferin! 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 Yat! Yat! Seveyim seni biraz! Yat! 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 Seni seveyim biraz! Nerede senin bebekler? He? Baba mı oldun? Dur, otur, otur. Bir şey yok. Gel buraya. Hazar nereye? Dışarıdan başka bir köpek sesi duydu. Tuna yavrularıyla beraber bir yerde kapalı. Gölge ve rüzgar da başka bir yerde duruyorlar. Bir tek şu an dışarıda olan o. O da etrafı korumakla görevli olduğu için. Onun görevi de o, öyle değil mi? Sizin yanınızda sadece sizi mutlu etmek için. Hani zevk alın, onunla beraber gezin, eğlenin. Sizi, psikolojinizi düzeltsin. Dostun olsun. Yanında dursun dediğim bir canlı değil aslında. O sizinle beraber yaşamını sürdüren, hem size desteği olan, sizin de ona desteğinizi bekleyen bir canlı türü. Hem de en güzellerinden akbaşlar onlar. Hadi gel! Bu, sanıyorum burada davar var, bir sürü var, koyun sürüsü. Onların köpekleri geldi, yanaştı bu tarafa. Hazar da hemen onları, burası bizim alanımız, buraya girme diye uyarıyor. Direkt kavgaya gitmedi ama bakın işaret bıraktı, havladı. Ses tonundan o da belli. Ve şu an geliyor. Hadi gidelim biz Tuna'nın yavrularına bakalım. Gel! Hazar! Oo bakın. İki tane köpek orada, hemen Hazar. Hepsi birden. Gölge de burada, tepede. Gölge! Oğlum! Diyor hayır, burası bizim alanımız. Buraya giremezsiniz. Ya şunlarla hayvan sürülerim olsaydı keşke, koyunlarım olsaydı, bunlarla beraber dağlarda gezseydim isterdim şu an. Bu içgüdülerini köreltiyoruz burada aslında. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hazara bakın. Mümkün değil buraya girmeleri. Kuyruk nasıl döndü? Tam bir simit oldu arkada. Göğsünü kabarttı. Kafa dik. Bakın orada 4 tane yabancı köpek var ama bizim yavrular bile anneleriyle beraber. Bakın içeriden sesler geliyor. Gelin bakalım. Henüz 15 günlükler. Toros! Ne? Ne oldu oğlum? Tipe bakın. O minik Toros bakın ne oldu? Oğlum! Şimdi ikisini açsam herhalde ortalık birbirine girecek. Çünkü bunları taciz ediyorlar. 4 tane köpek dışarıdaki bir tane köpeği taciz etti. Ama şimdi ben bu Toros'u da açsam herhalde hepsi dağılıp gidecekler. He? Oğlum gel. Gel Hazar bakalım yavruları. Neredeler? Elbrus da mı orada? He? Gel. Elbrus! Oğlum! Elbrus? Tuna! Oo Elbrus gel, gel. Açayım seni de birazdan. Hadi sen de dışarı çık. Güzel Elbrus. Güzel.
Şımarık. Bu var ya, 8 yaşına geldi, çok oyuncu. Bizim maskot aynı zamanda burada. Burada doğdu. Doğduğundan bu tarafa üzerine kimse binmedi. Ne ayağına maşallah diyorum, ne ayağına nal çaktık, ne de veteriner hekim geldi. Herhangi bir iğne, ilaç ihtiyacı olmadı. Ayağına taş değmesin derler ya, nalına, toynağına taş değmesin. Maşallah öyle bir yılkı bu da. Çok kuvvetli, çok güçlü. Boyunun olduğu yerin 1,5 katı mesafesine çift ayak zıplayıp oturabiliyor, durabiliyor. Çok akıllı, kurnaz. Yemek yerken gelip masadan bizim yemeklerimizden birer parça ekmekten götürüyor. Ne bileyim orada ne bulduysa. Oynamıyorsak geliyor, birinin şapkası varsa şapkasını, örtüsünü, montunu falan alıp götürmeye çalışıyor. Başım. Ha? Elbrus nasıl onu konuştuğumuzu biliyor. Elbrus. Bunun atalarından bir tanesinin soyu Kafkasya'ya dayanıyor ve Elbrus dağlarına dayanıyor. O dağların olduğu güney taraftan. Biz de Elbrus ismini ona yakıştırdık bu sebeple. Elbrus oldu. Ha Elbrus. Tuna'ya bakalım. Tuna'dan Hazar'a. Tuna'dan Hazar'a. Bir de Toros var yukarıda. Bak Tuna. Yavrularım nerede Tuna? Zayıfladın mı biraz? Ha? Seni sömürdüler mi? Gel, gel, gel. Yavrularını bir göster bana. Uyuyorlar mı? Oh. Sen anne mi oldun? Ha? Anne mi oldun? Hı? Anne mi oldun? Bu arada Hazar'la Tuna kardeş değiller. Bunları alabilmek için 1 sene bekledim. İkisi de farklı anne babadan. Gel, gel. Bizim Hazar'ın dedesi, dedesinin babası diyelim. Bizim akbaşımız vardı, burada öldü. O akbaşın da babası aynı zamanda. Aynı sülaleden yani. O çok hoşuma giden bir akbaştı. O yüzden onun soyundan, sülalesinden birisi olsun istedim yine. Yine burada 4 tane de yavrusu var. Bunların değil mi Tuna? Ha? Tuna. Oh. Gel bebeklere bakalım, gel. Gel bakalım, biraz gez. Gez biraz, hadi gez. Gel. Gel. Ne oldu ha? Anne babalar. Hey. Hey. Şşt. Şşt. Üşündünüz mü? Ha? 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 Senden mi çıkıyor sesler? Senden mi? Senden mi? Buruşuk surat. Ha? Hanginizden? Hangi buruşuk surattan çıkıyor? Gel bakayım, gel. Ne? Ne? Ne var? Tiplere bakın, tiplere, tiplere. Gel bakayım, gel, 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 gel. Şuna bakın, şuna, şuna, şuna bakın. Tosun, ha? Tosun. Daha gözleri güzel açılmamış. Ama öyle tosun ki maşallah annelerini yiyemiyorlar. Anneleri buna iyi bakıyor. Murat abi. Tosun. Oh maşallah sana. Sen ne güzel bir hayvansın ya. Ha? Sen ne tatlısın ya. Ha? Hissettin mi beni? Ha? Hissettin mi? Ha? Hı? Sen tosun musun? Sen tosun musun? Ha? Sen tosun musun? Ha? Güzel kokulu. Ha? Sen tosun musun? Ya ne güzel değil mi maşallah. Bunlar elimizde ne kadar yavru geldi geçti bu 6-7 sene içerisinde dağ evinden bu tarafa. Onun öncesi de var ama siz bildiğiniz süreç olarak söylüyorum. İnsan hayatında çok önemli canlılar ama şehirde yaşayan biz insanların değil. Onlar doğada yaşayan, hayvanlarıyla birlikte yaşayan insanların hayatında var olanlar. Keşke bunlar koyunların içerisinde bir ağılda doğmuş olsaydı ve onlarla beraber onların kokusunu alarak, içgüdülerini koruyarak, yaratılış maksatlarını koruyarak onlarla beraber dağda gezselerdi. Varoluş amaçları o zaten onların. Oh benim güzelim benim. Gel benim güzelim. Şimdi seni üşüme değil mi? Onların yanına koyacağım. Tedirgin oldum biraz. Yani size
Hazar'la biraz yolculuk yapalım şimdi, yürüyelim. Hem onunla insan ilişkisinden bahsedelim. Ben onun da koyunlarla veya inek sürüsüyle veya artık ne gidiyorsanız onlarla birlikte nasıl bir hayatı var, bildiğimi, duyduğumu, gördüğümü, deneylediğimi sizinle anlatıp paylaşmaya çalışayım. Bunları yapanlar, besleyenler de benim ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaklar. Çok güzel hayvanlar. Hadi git. Hadi. Git onların yanına. Git tepelerine çık. Hadi. Git. Emrus, gel seni de çıkaralım oğlum. Gel Emrus. Gel korkma, gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Hadi gel. 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 Gel, gel, gel. 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 Gel açayım seni. Gel git, gel. Gel açayım. Gel, gel açayım da git. Hadi yavrum, hadi. Tabiatta yaşarsanız size o enerji geçiyor bir şekilde. Toprağın içindeki o güçlü, kuvvetli, suni olmayan, insana yaşam pınarı veren, hatta Aşık Veysel'in dediği gibi bütün zorlukları gördüm diyor. O kadar zorluk, o kadar zor anlar yaşamış ki. Eğer diyor taş olsaydım yanmıştım. Toprak oldum da dayandım. Yani enerji doldu içi, verimli oldu, üretti. Hayatını böyle sürdürdü, katı değildi. Şimdi toprağın enerjisini toprakta yaşayan, uzun süre zaman geçiren, üzerinde zaman geçiren bütün canlılarda hissedersiniz. At da en güzel örneği. Onun enerjisi size de yansıyor. Elbruz'dan şu anda benim de içimde kıpır kıpır bir enerji var ondan dolayı. Birlikte yaşadığımız canlılardan ve onlar da tabii ki tabiattan alan aldıkları gücü, kuvveti, enerjiyi size veriyorlar, size yansıtıyorlar. İnanın bana bu Elbruz'un burada koşması bile beni o kadar heyecanlandırdı ki bir çocuk gibi kendimi güçlü, kuvvetli hissediyorum. Öyle bir enerji geliyor ki insanın içine. Ben de çitlerin üstünden koşup atlamak istiyorum açıkçası. O kadar enerjik ve dinamik hissettiriyor. Hem kendi fiziksel görüntüsü, yapısı, fiziksel kuvveti, duruşu itibariyle. Köpeklerin ayrı, atların ayrı bir gücü, kuvveti ve enerjisi var. Hepimiz bunlardan bir şekilde mahrum yaşıyoruz. Onları sadece yarış atı olarak görüyoruz. Manejlerde koşan, bakslara kapatılan canlılar olarak görüyoruz. Oysa ki onlar sizinle beraber doğada gezmek için, bakın anatomik yapısına, fiziksel yapısına, mal dahi çakılmadı, 8 yaşında at. Toynaklarına bakıyorum. Aynen yılkı dediğimiz at. Haliyle yarı ilkı diyeyim, yılkı diyeyim size. Yarı yılkı. Biraz burada, biraz dışarıda yaşıyor. Ama biz onu hiç binme veya gücünü, kuvvetini kullanması için herhangi bir şeyde fayda görmedik, faydalanmadık. Sadece bizimle beraber yaşayan, ben olmadığım zaman diğer arkadaşlarımla beraber burada. Bakın, içeriden çıktıktan sonra güzel enerjisini attı, sakinleşti. Onun huzurunu, sakinliğini şu an hissedebiliyorum burada. Canım Elbruz, seni burada bırakıyorum şimdi. Sen dolaş, gez. Birazdan açarız, o da dışarıları dolaşır. Çok fazla uzağa da gitmiyor. Geziyor, dolaşıyor, köpek gibi aynı. At ama köpeğin güdüleri de var içinde. Koruması da çok yüksek. Bizi de iyi tanıyor. Bizimle beraber gezen diğer arkadaşlarımızı, insanları da iyi biliyor. Toz içinde, nerelere yattın? Bak, seni biraz tımar etmemiz lazım bugün. Bu tozları çıkarmamız lazım ki tuzuyla beraber hayvan rahatlasın. Ben de şunun üstünden atlayayım mı? Elbruz! Hazar gel. Hadi Hazar. Gel.
Hadi. Tamam, seni artık burada açma vakti gölge. Hadi git sen de. Şimdi bu ikisiyle keşif yapmak güzel olacak. Bir tanesi çok deneyimli. Yaşı 7'ye geldi. Diğeri de daha 1 yaşında. Bakalım aralarındaki ilişki nasıl olacak şu kısa yolda. Bir onu gözlemleyelim hep birlikte. Sanki siz de burada yürüyormuşsunuz gibi, siz de burada hissediyormuşsunuz gibi. Kendinizi içine koyun istiyorum. Şu an yapacağımız şeyin. Onlarla birlikte hep beraber yürüyelim. Gel. Gölge. Ne? Hazar. Dur. Ne buldun? Bunu ne yemiş? Köpekler mi, kurtlar mı? Bakın burada, burası kalça kemiği. Kalça. Burası boynu. Burası göğüs kafesi. Bu bir kuzu. Yani koyun olmamış henüz. Gel buraya. Bakın Hazar küçük olmasına rağmen kendi gücünü, etkisini yine göstermek istiyor gölgeye karşı. Ben de kuvvetliyim, ben de güçlüyüm diye. Gölgenin umurunda değil. Gölge zaten kuvvetli bir hayvan. Sürü de idare edebilirim durumu diye. Bu arada güzel kokuyor bu da. Elimize otla dizi şey yapalım, bir kokuyu yedirelim. Temizleyelim. Onların yaptığı gibi aynen. Gel buraya gel. Ha? Birazdan alıp onu biraz izleyelim, gözlemleyelim. Bakın ağzını alacak, onu tahrik etmeye çalışacak, taciz edecek onu. Biraz gözlemleyelim bakalım neler yapacaklar. Al hadi senin olsun. Al. Al bunu ne yapacaksan. Al. Hadi al gölgeyle hallet işini. Hadi. Hadi göster bakalım ne yapacaksın gölgeye. Senin umurunda değil değil mi? Ha? Ver bakayım. Uzat ayağını bakayım bana. Gel. Gel uzat. Gel. 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 Kıskandın mı? Hazar. Hazar kıskandın mı? Koca ayı. Hazar ne yapıyor gölge? He? Gel gölge. Gel. Gel. Gel biraz şurada oturalım. Hadi. Ne zamandır gelmiyorduk buraya. Gel. Şu çamın altında biraz oturalım. Gel gölge gel. Gel oğlum benim gel. Hadi yat. 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 Ha. Ne güzel oynardık değil mi küçükken? Ha? Bana hiç iş yaptırmazdı daha evinde. Elime testere alsam, balta alsam sürekli gelir kullanacağım yeri ayağını şöyle uzatır. Gel benimle oyna derdi. Sürekli oynardı. Ha? Gölge. Bir gün sizinle onunla ilgili bir anımı paylaşayım. Dışarıda bunlara kulübe yapmıştım ve kış bastırmıştı. Acayip sert bir kıştı. 2012 kışı. 2012-13 kışı diyelim. Ocak, Şubat. Aralık, Ocak, Şubat. Her gün yarım metre kar yağıyor neredeyse. Ve geceleri de soğuk oluyor bayağı. Bunları da yanımıza almak istemiyoruz. Alışsın istemiyoruz yanımızda yatmaya. Dışarıda kulübelerinde yatsın istiyorum. O gün de acayip tipi oldu. Dışarıya çıktım. Şöyle 5'e 10'luklardan sağlam çivilerle bunların kapılarını çaktım iyice ki dışarı çıkmasınlar. Çünkü etrafta kurt izleri gördük bir sürü. O gün bölümlerden hatırlarsanız. Hatta bir kurt yaralı bir geyin peşinden gidip yakalamış, yemiş onu. Kemikleri daha taze, kanlar yerde tazeydi. O gündü. Biz de endişelendik. Bunları sağlam alalım istedik. Dışarıda dursunlar. Tipi gece. Sabaha karşı Yıldırım abi vardı kulakları çınlasın. Devrimle beraber, yönetmenle beraber bizim ses var diye uyandık üçümüz. Kapıyı bir açtık. Böyle tam silüetleri gözüküyor sisin içerisinde. Kurtlar gelmiş bunların kapıyı zorluyor. Ağızlarıyla açmaya çalışıyorlardı. O kadar böyle duman gibi gözüküyordu ortalık. Biz elimize sopalarla bir fırladık üzerlerine. Tabii kaçtı gitti bunlar sisin içerisine. Bunlar da korkmuş köşeye sıkışmışlardı. Ya biz uyanmasak çok kısa süre sonra onların çeneleri o kadar güçlü ki ayaklarını arkaya takıp çekiyorlar. Çıkarıp bunları orada boyunlarını alıp götüreceklerdi. Onları ağzından almamız mümkün değil. O kadar güçlü boyunları ve kas yapıları var ki. Öyle uçarak gidiyorlar. Gel gel gölge gel. Gölge gel buraya. Sıkılma oğlum hemen gel. Biz de onlara çocukluktan itibaren, bebeklikten itibaren bakıyorsak onlarla hayatımızı nerede olursak olalım her şeyle paylaşmak durumundayız. Biz onlara, onlar da bize sahip çıkacaklar. Birlikte yaşayacağız. Değil mi gölge? Gölgenin iyi bir yavrusu olsun istiyorum. Rüzgarla kardeş değiller. Rüzgarla gölgenin olabilir. Güzel çocukları. İkisi de çok karakterli hayvan. Bunun gücüne de,
böyle özgüvenine de hayranım açıkçası. Çok güçlü bir köpek. Ha? Ha? Gölge. Halamın oğlu Gökhan'a da çok teşekkür ediyorum bu arada. Çünkü onun sebep olmasıyla bunlar burada. Gölge ve Rüzgar bana çok güzel iki tane köpeğe sebep oldu. Bunlar da benimle beraber kahraman burada bunlar. Kahraman. Bunların namı yürüdü. Hey! Gel, gel. Seni de seveyim biraz. Gel buraya. Gel. Biraz ateş yakalım burada. Bakın orada kütük de var. Gelin kütükten bir şey yapalım. Hazar! Hazar! Gölge! Ne? Ne? Boynum mu ağrıdı? Oo. Hadi siz biraz dolaşın. Ben de şurada ateş yakayım. Hadi bir çay içelim. Biraz sohbet edelim. Gelin. Şunları bir asalım. Kütükten burada ne yapabiliriz bir bakalım. O çok ıslığa da benzemiyor. Gölge buna dokunma, tamam mı? Çanta burada dursun. Hadi sen gel. Bu kuru. Yani ıslanmamış da. Bugünlük hadise bu. Biri getirmiş buraya. Ya da götürürken düşürdü. Kuru bir çam. Bununla ne yapabiliriz? Önce bir etrafını temizleyelim. Güzel bir ateş düzeneği kuralım. Çok fazla çalı çırpı harcamamıza gerek yok. Bundan güzel bir ocak yapalım. Çayımızı bunun üzerinde yapalım. Aynı zamanda aklıma bir şey geldi. Bundan hem ocak yapacağız hem de bu ocak yanma işini bitirip bize çayı pişirdikten sonra, kaynattıktan sonra onu da güzel oturak yapabiliriz. Dur Gölge, bak yine aynı şey yapıyor. Gölge! Aferin, otur oraya. Çalıştırma beni. Tamam, oynayalım. Şimdi yat oraya, ayağını da uzat üzerine. Sen de gel, Hazar. Sen de yat. Sen de gel. Orada yat. Ha, aynı, hiç değişmedin. Hiç, karakter aynı. Ha? Oğlum kocaman köpek oldun. Gölge dur bakayım, şunu bir keseceğim. Dur oğlum. Şimdi burada durduk ya. Yürüdüğümüz mesafe bir saatlik yol. Bunlar şimdi beni korumaya aldılar. İkisi de pür dikkat etrafı dinliyorlar şu anda. Bak nefes almayı da kesti Gölge. Şimdi o da, ben onun da neyi dinlediğini kesmek istemiyorum. Nefes alarak vücudunun sıcaklığını atmak durumunda. Ama ona rağmen atmıyor. Dinliyor. Koruma içgüdüsü o kadar yüksek ki. Şu an tam diyaframdan nefes alıyor. Şimdi buna bir oradan bir de buradan içeri gireceğim. Şöyle çapraz V yapıp içeride birleştireceğim şu açıyla. Şöyle. Buradan başlayalım. İnsanlar kendi arkadaşlarıyla birçok anı biriktiriyor, deneyimleri oluyor, aile kuruyor, aileyle çocukları oluyor. O çocuklar insana bir şey, bir değer katıyor, yaşama bağlıyor. Ama yaşama bağlayan diğer canlılardan bir tanesi de işte bu köpek cinsi. Bunlar da insanı yaşama bağlıyor. Bunlar hayatımızı kolaylaştıran ufak tefek bilgiler. Aslında benim oradan buradan topladığım, bir yerlerde gördüğüm ve kendime göre uyarladığım şeyler. Daha büyük bir kütük olabilir. Daha büyük bir testereyle o işi görebilirsiniz. Bunu oturak olarak kullanabilirsiniz. Bakın İsveçliler, Finlandiyalılar, Norveçliler, daha çok kuzey bölgede yaşayan insanlar ağaçların içerisindeki öz sularını kaybetsinler diye zaten ağaçtan su çekildiği zaman ağacı kesiyorlar, bir şekilde kullanıyorlar onlar. Bizler de herkes öyle yapıyor, bilen insanlar. Ayın durumuna göre de, gökyüzünün durumuna göre de ağacı kesme zamanları, aşılama zamanları, bakım zamanları var biliyorsunuz. Ağacın içindeki öz suyu gitsin diye, kurtlanmasın diye de
kullanacakları yerleri, ağacın dışını, içini neresiyse orayı yakıyorlar bir şekilde ve sonra temizliyorlar. Onlar çok uzun süre kurtlanmadan, bozulmadan dayanabiliyor. Ben de şimdi bunun içerisinde ateş yakacağım. Daha önce İsveç oturağı diye, İsveç bilmem nesi diye yaptık bir şeyler. Çaydanlık koyduk, yemek pişirdik. Bu da aklıma böyle geldi. Bunu burada çok kısa süreli ateşimi yakıp içindeki kazanın ya da işte ne koyacaksam kabın içindeki suyu kaynatacağım. Ufak bir çay yapacağım. Ondan sonra da bu yanan kısmı temizleyip bunu oturak olarak kullanabilirim. Üstünü de düzelttikten sonra, buraları da biraz kırdıktan sonra. Şöyle. Gölge, gideceğiz birazdan. Hadi dayanın. Hadi çocuklar. Etrafta bulduğum çıralarla şunları da bir temizleyelim. Ateşin ne kadar kıymetli olduğunu her seferinde dile getiriyorum. Burada da söylemeden edemeyeceğim. Bir saat sonra burada acayip derecede hava soğuyacak. Çünkü güneşin açısı dikten yataya doğru geçti. Çünkü Kasım ayına giriyoruz neredeyse. O yatay açıda güneş battıktan sonra güneşlenme süresi de azaldı. Günler de kısaldı iyice. 21 Aralık'a yaklaşıyoruz en kısa güne, en uzun geceye doğru gidiyoruz. Artık ısınmayacak. Güneş ısıtmaya yetmeyecek. Uzun geceler, soğuk geceler bekliyor bizi Kuzey Yarımküre'de. Biz 40 enlemindeyiz ama 60-70 enlem arasında yaşayan insanlar için çok daha zorlu geceler, günler bekliyor onları. Ama ateş herkesin ortak noktası. Şunu başlatalım. Şimdi çıralarımızı yakalım. O çıra orada kavrayıcı olarak kalsın. Bunları buraya yavaşça yerleştireyim. Bunu da buraya yerleştirelim. Dengeli dursun şöyle. Bunu da bunun üstüne koyalım. Hop. Bunlar tutuşana kadar orayı kavrar. Şu suyu da üzerine koyalım. Bu burada bunu kaynatacak. Muhtemelen 10 dakika içerisinde o su kaynayacak. İçine de köknar olsa köknar çamı atacağım, çam iğnesi. Ama kara çam var burada. Kara çam iğnesi de olur fark etmez. Bir parça ondan atacağım. Onunla güzel bir çay yapacağım kendime. Ondan sonra bu yanan kısımları temizleyeceğim. Bakın içten içe yanmaya başladılar. Şurada daha net belli. Şuralarda yandı. Artık kendi kendine yanmaya devam eder. Belli bir zaman sonra köz olur, kor olur. İçindeki öz suyu da gitmiş olur. Bu ağaç korumak için, kullanmak için gayet uygun hale gelmiş olur. Oturak sağlam olur yani. Bunlar acayip ya. Şimdi çay bir anda burada olurken onların da sürekli odaklanmam gereken yerleri onlar seçiyorlar burada. Ben şimdi ateşe odaklanmaya çalışıyorum. Ama azar oradan aşağıdan köpek sesleri duyuyor ya da çakal sesleri geliyor. Hemen ben de oraya pür dikkat odaklanıyorum. Ama hepimiz odaklanıyoruz. Doğa aynı zamanda insanın odaklanma kuvvetini ve yetisini de güçlendiriyor. Odaklanabilen insan sakatlanmaz da. Hani biz deriz ya, sürekli bilen adam olduğu zaman eskiden derlerdi ya, oğlum çok güldünüz, başınıza bir halt gelecek diye. Çünkü odaklanma sorunu yaşıyorlar orada. Her zaman hayata öyle kakara kikiri makara şeklinde bakarsanız odaklanma problemi yaşarsınız. Onu da bir şekilde ortadan kaldırmanız gerekiyor. Doğa bunu yapıyor işte. Yanınızdaki canlılarla da kendi haliyle de.
Thank you.